Avrupa'nın ortasından, Orta Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya bir dönelim. Emre Kaplan'dan Ahmet Selim Kula, Rusya'ya bir gidelim. O da çok güzel bir lokasyondan bağlanıyor. St. Petersburg, çok güzel bir yer. Evet, St. Petersburg. İlk olarak Şimanski ile mi başlasak acaba Ahmet Selim? Ya da senin aktaracağın daha önemli bir haber varsa onu da alabiliriz. Onur Yıldız, transfer konusunu biraz daha önce takımdan gelişmeleri aktaralım. Transfer konusunu devamında söyleyelim. Rusya'dan, St. Petersburg'dan bir kez daha selamlar. Yani bu şehrin en güzel yanı herhalde neresinden? Herhangi bir sokaktan yayın yapabilirsiniz. Çok güzel bir arka planla. Gerçekten muhteşem bir şehir. Bu anlamda bunu vurgulamak gerekiyor. Çok gerçekten özenerek yapılmış bir şehir. Fenerbahçe'de güzel bir kamp süreci geçiriyor bu şehirde. Sarı lacivertler bugün iki antrenmanla geçirecek, sabah ve akşam antrenmanı. İki antrenmanı da basına kapalı olarak gerçekleşeceğini ifade edelim. Fenerbahçe Zenit'le ilk hazırlık maçını oynamıştı kampın ikinci gününde. Yarın da Kızıl Yıldız'la ikinci hazırlık maçını oynayacak. Fenerbahçe tabii bu bir turnuva aynı zamanda. Fenerbahçe kalan iki maçı, Neçi ve Kızıl Yıldız maçlarını kazanırsa bu turnuvayı birinci olarak bitirebilecek. Sarı lacivertlerde tabii İsmail Kartal özellikle bir yandan oyunu güçlendirmeye çalışırken bir yandan da takımın tam anlamıyla birbirine kenetlenmesini, hedefe odaklanabilmesini sağlamak istiyor. Bu noktada aslında şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle yerli oyuncular, takımın kaptanlığını yapan yerli oyuncular biraz daha artık eskimiş diyelim. Daha uzun yıllardır Fenerbahçe'de oynayan yerli oyuncuların da ciddi anlamda İsmail Kartal'a yardımcı olduğunu söyleyelim. Kamp ortamında tabii boş zamanlarda futbolcuların zaman zaman tabii yorgunluktan bu yaşanıyor. Ama futbolcuların işte her birinin odasına çekilip her birinin ayrı ayrı takılmasına çok fazla izin verilmemeye çalışılıyor. Yani izin verilmemekten kastım birlikte vakit geçirmek için özellikle dediğim gibi az önce bahsettiğim yerli futbolcuların çabası oluyor. Burada Fenerbahçe en çok önemsenen şey tek yumruk olabilmek, hedefe tam anlamıyla inanabilmek. Bu doğrultuda da dediğim gibi İsmail Hoca'ya, ekibine yerli oyuncular yardımcı oluyor. Bunun dışında tabii Fenerbahçe bu sezon 4-2-3-1 sistemiyle oynayacak. Bu sistemin nasıl bir oyun anlayışıyla oynanacağı da burada en iyi şekilde takım ezberletilmeye çalışılıyor. Yani tabii hep vurguluyoruz, İsmail Kartal'ın çalışkanlığını anlatıyoruz ama hani gece geç saatlere kadar gerçekten oyunu geliştirmek için ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcıyor İsmail Kartal. Ama tabii bir yandan da transfer gündemi var. Transfer gündeminde de Fenerbahçe'nin aslında burada da beklentim var tabii ki. Eksiklerin bir an önce giderilmesi, takıma katılması. Ya şunu söyleyebilirim, şunu aktarabilirim. Yaptığım konuşmalar, edindiğim izlenim vesaire. Tabii Zaha ismi çok ön plana çıkmıştı. Dün biraz daha Zaha ile ilgili negatif, Fenerbahçe açısından negatif tabii ki haberler aldık, detaylar öğrendik. Zaha, aslında ben anlatmıştım. Zaha'nın ailesi daha çok ayrılmasını istiyor. Artık başka kulübe giderek bir hedef kovalamasını istiyor. Bir şampiyonluk mücadelesi vermesini, kupalar kazanmasını, futbol hayatının artık yavaş yavaş son dilimine girdiğini ve burada da farklı hedeflerle mücadele edip bunların da keyfini çıkarmasını istiyor ailesi. Bundan dolayı teklifleri değerlendirme noktasında Zaha'ya ciddi bir baskı yapıyordu ama Zaha da kulübünde devam etmek istiyor. İki çocuğu da oradayken doğdu. Crystal Palace'ın efsanesi olmak istiyor. Bu fikre daha sıcak bakıyor. İngiltere'de kalma fikrine daha sıcak bakıyor demiştik ve bu doğrultuda bir karar verilecek demiştik. Aslında şu anda balayında Zaha. Balayından sonra da kararını bildirecek ama en azından Crystal Palace kulübü tarafından aldığımız bilgiler, oradaki insanlardan edindiğimiz bilgiler bize şunu söylüyor. Zaha büyük ihtimal Crystal Palace'da devam edecek. Suudi Arabistan'a gitmeye zaten sıcak bakmıyor. Açıkçası Türkiye'ye gelmeye de çok çok sıcak baktığını söyleyemeyiz. Ama bu tarz, az önce bahsettim, Zaha detayları girdi araya. Ya takımda da bu tarz bir yıldız oyuncu, yüksek profilli oyuncu beklentisi var. Yani normalde oyuncular kendi
oynayabilecekleri senaryoları daha çok severler ama burada Fenerbahçe'de de bir beklenti olduğunu söyleyelim. Bu doğrultuda da bir transfer gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii henüz bu isimle ilgili çok net detaylara ulaşabilmiş değiliz ama Fenerbahçe yönetiminin de bu yönde bir çalışması var ve transferde dediğim gibi bir yüksek profilli isim takımda da, taraftarda da, camiada da var. Bu yönde de bir transfer çalışması olacaktır. Dileriz ki ismi de ilk yüz buluruz. Detayları da paylaşırız. Bunun dışında zaten dün Cipo açıklandı. Cipo'nun dışında da bir stoper transferi yapılacak gibi gözüküyor. Bundan bahsedelim. Ayrıca Umut Nayir'in eli kulağında bugün dahi olabilir. Yani her an açıklanmasını bekliyoruz. Şimanski'ye gelecek olursak da Şimanski 3 gündür İstanbul'da. Dün zaten fotoğraf düştü. Fenerbahçe Şimanski ile her konuda anlaştı. Ama bu anlaşmayı Dinamo Moskova biraz zorlaştırıyor. Onu ifade edelim. Yani bonservis konusunda pazarlık bir türlü neticelenmedi. Yani buradan bu transfer döner mi? Dönmüş örnekler var yani. Terse gitmiş örnekler var ama beklentimiz, hani konuştuklarımızdan edindiğimizi izleyelim. Bu sorunun artık kısa süre içerisinde çözülüp Fenerbahçe'nin bu sorun çözüldükten sonra Şimanski'ye imza attırması, yani transferin birkaç gün içerisinde bitmesini çok daha yüksek ihtimal olarak görüyoruz ama biz yine şerimizi düşelim ve durumu net olarak anlatmış olalım. Bu şekilde anlatabiliriz. Bir de kaleci transferi konusu var ama burada yani bir yerli kaleciyle devam etme düşüncesi ağır basabilir. Bu kamp biraz da bunu gözleme süreci olacak. Rusya kampından sonra kaleci transferi konusunda daha net ifadeler kullanabiliriz gibi gözüküyor. Ya bunu zaten yine önceki yayınlarda anlatıyordum. İzleyicilerimiz, takip eden izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Yabancı kaleci aranıyor. Altay'ın gitme ihtimali var. Hatta Manchester United'ın çıkış maddesinden dolayı bir ilgisi olduğunu belirtmiştim ama açık konuşmak gerekirse şunu da hep vurgulamıştım. Yani ne kaleci gelebilir ne kaleci gidebilir. Bu durumunda yaşanma ihtimali var demişti. Bu ihtimal var. Kaleci konusu biraz daha ilerleyen günlerde netleşecek. Rusya kampından sonra bu konuyla ilgili daha net bilgiler verebileceğiz gibi duruyor. Çünkü İrfan Can Eribayat'ın yine Zenit maçında iyi bir performans göstermesi. Altay'la artık aralarında net bir rekabet olması bu iki kalecinin de performansını daha yukarıya çıkaracağı benziyor. Bu şekilde hem transfer gelişmelerini hem de kamptaki son detayları aktarmış olalım ona bir de. Ahmet Selim'e çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Fenerbahçe ile ilgili merak ettiğimiz tüm detayları bize aktarmış oldu. Şimdi Fenerbahçe ile o halde bir devam edelim ama Lazio'nun da Parades'i istediği şeklinde haberler var. Galiba şu anda Parades konusunda Lazio'nun görüşmesi bekleniyor.